Serviks ağzı kanseri tanısı konulduktan sonra genellikle jinekologlar tanıyı koyuyor biyopsiyle. Evrileme yapılıyor. Erken evrilerde hemen tamamı bir takım lokal tedavi yöntemlerle yakma, soğutma teknikleri ya da küçük cerrahilerle çoğu serviks kanseri ileri evreyi aşmadan temizlenmiş oluyor. Fakat rahim duvarına ya da rahim ağzı duvarını açtıktan sonra veya belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ve veya lenf notları dediğimiz lenf bezeleri tutulduktan sonra hastalar genellikle bizimle de tanışmak durumunda kalıyor onkologlarla. Tedavisinde lokal tedaviler dışında bu tarz lokal ileri tedavilerde ana komponent radyoterapi. Radyoterapinin etkisini ciddi anlamda arttıransa kemoterapiler. Halen kemoterapiler radyoterapiyle beraber verildiğinde rahim ağzı kanserinin tam şifa sağlamasında önemli ilaçlar. Diğer taraftan vücudun diğer tarafına sıçramış olduğunda akıllı ilaçlar, immünoterapiler yine karşımıza geliyor. Akıllı ilaçların hemen kullandığımız serviks ağzı kanserinde ilaçları kemoterapilerle başlayarak veriyoruz. Ve bunlarla da çok ciddi sağ kalımlar elde edebiliyoruz. Burada tabii ki ileri evreye geçtiğinde tedavi imkanları olmakla beraber rahim ağzı kanseri farkındalık ayı nedeniyle kadınların özellikle hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de Türkiye'deki Kanserle Savaş Daire Başkanlığı'nın belirttiği yaş gruplarında, bu yaş grubu 25-30 yaşlar oluyor Türkiye'de, mutlaka ketemlerde jinekolojik muayene, jinekoloğa giderek veya aile sağlığı merkezlerinde simir testlerinin yapılması ve özellikle de simir testiyle human papilloma virüse bakılabiliyorsa onların yapılabilmesini öneriyoruz ki daha ileri evreye geçmeden hastalık erkenden tespit edilsin ve tedavi edilebilsin diyoruz. Bu tarama yöntemlerinin de ülkemizde çok etkili bir şekilde yapıldığını belirtmek istiyoruz. Farkındalık ayı nedeniyle de tüm kadınların yaşı geldiğinde tarama testlerini yaptırmasını öneriyoruz. Primer korunma dediğimiz yani şüpheli ilişkilerden kaçınma tedbirlerini de almalarını öneriyoruz.